much more than this draw. We miss to resolve the game first half because we really controlled the game, scored the goal, and we had a couple good situations to score two or three goals. In the second half, they kick a lot of long balls and create a dangerous situation around our box. From one situation of that, we concede the goal. Of course, always is something mistake. And but we are satisfied how we present, because what we prepare for this game with the ball and without ball, we play for our opinion, we play good, and we need to continue. We need to complete the roster with a couple players when they come back, expecting a difficult game next Monday against Beşiktaş, and that's all. Neticede bugün bu maçı beraberlikle kapıyoruz, bir puan aldık. Bu bir puandan çok tatmin olduk mu, çok memnun olduk mu tam diyemem. Çünkü galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ilk yarıdan ikinci, üçüncü golü bulabilecek pozisyonlarımız vardı. Ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik, bitiremedik. İkinci yarıya gelirsek de ikinci yarıda rakibimizin uzun top oynayacağını ve sonrasında bu uzun topların neticesinde ikinci topları toplayıp hücum etmeye çalıştığını biliyorduk. Ne yazık ki şanssız bir şekilde uzun top sonrası hiçbir şey yokken ortada bir gol yedik. Ve birbire razı olmak zorunda kaldık. Ama genel olarak takımın göstermiş olduğu mücadele, oyuna dair fikirlerimizin bizim de sahada onları oyuncularımız tarafından görmemiz. Bundan sonraki maçlar için tabii ki, bundan sonraki maç için bizi umutlandırıyor. Tabii ki kadromuza eklenecek, katılacak bazı arkadaşlarımız da olacak. Milli takımdan dönen arkadaşlar. Sonrasında da önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı olacak. I want to say, first of all, congratulations for my player, just for attitude. Because they want too much, they fight, but finally we don't win this game. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahadaki duruşlarından ötürü, isteklerinden dolayı ve mücadelelerinden dolayı çok istediler fakat beceremedik. I think the normal result is draw. They have some chance in first half. Also needs a save, unbelievable ball. Also second half and first half we have some chance, we don't score. And I think this is the normal result. Tabii beraberliğin aslında normal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İlk yarı bizim pozisyonlarımız vardı. Onların da vardı. Nisa'nın inanılmaz bir kurtarışı vardı. İkinci yarıda pozisyonlara girdik ama gol atamadık maalesef. Finally we have more 14 games. We must win next game in Istanbul. If you want to stay in the league, you must win in Istanbul. Tabii önümüzde 14 tane daha maçımız var. Eğer ligde kalmak istiyorsak İstanbul maçını kazanmamız gerekiyor. It's not easy, I know. Tabii kolay olmadığını biliyorum. But we go there to fight after we have Samsung home. Then we'll see. Point by point, but we need a victory. Okay, we take one point, one point, one point, but we need to win one game. Tabii oraya kolay olmayacağını biliyorum aslında ama oraya gidip mücadele edeceğiz, savaşacağız. Kazanmamız da gerekiyor artık çünkü bir puan önemli her puan ama 3 puan almamız lazım. Daha sonrasında zaten Samsunspor'la evimizde oynayacağız. We are there, 2-3 points. We fight. But we need to win. This is very important. Second, I don't understand the referee because first half they go to the goalkeeper, they say to play fast and they keep the ball a lot and he don't give yellow card. This is, I don't understand, and also first half they give just 2 minutes extra time. And also I don't understand, must to give one rules for me to know what I have, what they accept to make, because if I go 1 centimeter out for my zone, they give me red card. When I show to the referee just the watch and I say the time, they give me yellow card. What can I do?
what I do to don't take any punishment. Because like this, if I want to say something, it's very difficult. About the penalty also, I don't know, because in the VAR is the best referee, this Meller, I think. And I don't know, for me it's penalty, I saw again, it's penalty, but also I don't understand why in Sivas every time the referee, they go to the VAR to check, here, he don't go to the VAR and they listen about the referee. But sometimes this is the referee and what can I do? Tabii şunu söylemek istiyorum, aslında çok da olumsuz bir durum yok aslında. Sadece yukarı ile 2-3 puan aramızda bir fark var. Hakemleri de şu konuda anlamıyorum gerçekten. Kalecinin, onların kalecisini uyardı bir kere ilk yarıda hızlı oynaması için ama herhangi bir kartına başvurmadı. Kaleci oyunu yavaşlatmaya devam etti. Şöyle de bir durum var, benim için özel bir kural mı var bilmiyorum ama mesela hafiften çizginin dışına çıktığım zaman, kendi alanım üzerine bastığım zaman hemen hakemler kırmızı kartına başvurabiliyor ya da bugün olduğu gibi zamanı gösterdiğim zaman hemen sarı kartına başvurdular hakemler. O yüzden ceza almamak için ne söylemem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini de bazen bilmiyorum gerçekten. Penaltı ile ilgili de şunları söylemek istiyorum. VAR hakemi galiba Halil Umut Meler'di bugün. Penaltı olduğunu düşünüyorum. İçeride bir daha izledim. Penaltı gibi geldi. Ama hakem VAR'a gitmedi bugün. Onu da anlamış değilim. Sivas maçında olan penaltılarda VAR'a gidildi. Ama bugün hakem VAR'a gitme gereği duymadı. Tabii onu da anlamış değilim. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Tuhaf olan şey, sanki her şey bize karşıymış gibi bu aralar. Papi maalesef aile bireylerinden birisinin vefat etmesinden dolayı aramızda değildi bugün. O gün de 3 gündür hastanede. Jevtović de 4 tane sarı karttan cezalı biliyorsunuz. Ayrıca Gradel'de tur atladığı için hala ülkesinde, hala Afrika Kupası'nda. Her maç bir şeyler oluyor, bir eksiğiz. Yani tam kadro olamıyoruz bir türlü. Tabii gene hakeme değinmek istiyorum, hakem konusuyla ilgili. İspanya'da, İngiltere'de, İtalya'da hakemler genellikle sağ kenarına kadar gelip teknik direktörleri uyarıyorlar herhangi bir durumda ya da yanlarına çağırabiliyorlar. Ama burada sadece zamanı gösterdiğim için direkt sarı kartla cezalandırıldım maalesef.